Hadi bakalım. İki basamaklı ardışık dört tek doğal sayının rakamları çarpımı budur. Buna göre en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Anlamadım. İki basamaklı ardışık dört tek doğal sayının rakamları çarpımı 2'nin karesi 3'ün kübü 7'dir. En büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Hadi bakalım bir düşünün. Şimdi iki basamaklı dört tane tek sayı diyor ya. Mesela iki basamaklı sayıları ben bilmiyorum ama şöyle bir şey yazayım mesela. A1 olsun. A3. A5. A7. A9. B1. B3. B5. Gidiyor. Şimdi bu sayıların rakamları çarpımını bu vermiş. Yani diyor ki 2'den diyor 2 tane olacak diyor. Ya yani benim elimde 2 tane 2 olacak. E sonra 3'ün 3. kuvveti dediği için arkadaşım 3'ten 3 tane olacak. 7'den de bir tane olacak. Peki soruyorum. 7'den bir tane olacaksa muhtemelen bak elinde 5 çarpanı yok. Doğru mudur? Bak elinde 5 çarpanı yok. O zaman 5 tane ayaklı bir şeyden bahsedemezsin. Demek ki benim sayım 7, 9, 1, 3 gibi bir şey olabilir. Çünkü bak bunun rakamlarını çarptığımda tamam 7 piyasaya geliyor. 3 geliyor. Tamam. E bunun ikileri nerede? Ama 2 tane de diyor ki 2 olmak zorunda diyor. Şimdi ben bunun hepsini 27, 29, 31 desem 3 sayısı artar. E buna 21, 23 desem 2 tane oldu. E buna da 17, 19 desem. Bir bak bakalım. Elimde 2'den 2 tane var. 3'ten bir tane burada var. 9, 3'ün karesi demektir. 3'ten kaç tane var? 3 tane var. 7'den kaç tane var? Bir tane var. E al sana adamın demiş olduğu sayılar çıktı. Bu sayıların en büyüğünün rakamları toplamı 23. O zaman rakamları toplamı da 5'tir. Gençlik güzel bir soru söyleyeyim. Tamam mı? Bayağı afili sormuş. Bak şimdi. Bu sayının demiş ki rakamları çarpımı bu çıkmış. Rakamları çarpımı. Şimdi arkadaşım elimde benim 2'nin karesi. 3'ün 3. kuvveti 7 üzeri 1 var. Ardışık 4 tane tek doğal sayı olduğu için benim sayılarım A1 olabilir. Doğru mudur? Aynı şekilde A3, A5, A7, A9. Sonra B1, B3, B5, B7 diye gidiyor. Adam rakamları çarpmış. Çarpımdaki sayılar bu. Demek ki benim kullanacağım sayılar 2, 3 ve 7 çarpanı olmak zorunda. O zaman 2, 3, 7 çarpanı varsa içinde 5 olmaması gerekiyor. O zaman 5'in olmadığı ardışıkları bana seç dediğimde mesela şurasıdır. 7, 9, 1, 3. Şimdi geriye düşsem 5 devreye girer olmaz. Öne çıksam 5 devreye girer olmaz. O zaman burası şunun adı oluşmak zorunda. 3'ten diyor ki 3 tane olmak zorunda. E tamam 3 de var. E 9, 3'ün karesi. 2 buradan geliyor. 3 oldu. Ama bana 2'den 2 tane lazım. Şimdi ben bunların hepsine 27, 29, 31, 33 desem olmaz. 3 sayısı artar. O zaman buna 21, 23 diyeyim. Buna da 17, 19 diyeyim ki buradaki rakamları çarparsanız sayının rakamları çarpımı. Elimde 2'den 2 tane var. 7'den bir tane var. 3'e baktığında 3'ten 3 tane var. Adamın dediği çarpandan çıkmış oluyor. Tamam. Buraya bir bakın. Şöyle bir tane açıklamamı yapayım. Kaç buldun? 184 mu? Bakalım. Şimdi arkadaşlar basamak analizinde şöyle söyleyeyim size. İşlemin sonucunun normalde olup olmadığını şu şekilde karar verebiliriz. Mesela adam bunları alt alta çarpmış neyse toplamış sonuç bu çıkmış. Burada yapılan hata ne? Basamak kaydını unutmuş. Doğru mudur? Yanlış yapılan bir soruyu yanlış olarak devam et. Bu adam 3 ile AB'yi çarpınca buraya yazmak zorunda. Burası 3 tane AB demektir. 2 ile AB'yi çarpınca onu da buraya yazmam lazım. 2 AB. Gelmiş bunları alt alta toplamış. Topla. O zaman burası 5 tane AB demektir. Şimdi adam yanlış toplamış ya ben de yanlış topluyorum. Ben 5 AB buldum. Adam da kardeşim AB 195 buldu.
Her tarafı 5'e böldüğümde AB sayısı buradan kaç çıkmış olur? O zaman 39. Demek ki bunu sağlayacak olan sayımız 39 olarak çıkar. Yani hatalı yapılan bir soruda tamam sen direkt bunu bu şekilde yapabilirsin. Gerçek değerlerini bulup topla, sonucu buna böl. Zaten çıkıyor direkt. Ya da en basitinden kısa yolu şudur. Alt alta yapılan toplamalarda 195 sayısı alınır. Adamın verdiği bu sayının rakamları toplamına bölünürse buradaki sayı direkt çıkar. Uğraşmanıza gerek yok. Ama alt alta yapılan toplamalardı. Eğer ki basamak ters tarafa giderse o zaman burada yapılan işlem ters. Şunu yapacaksınız. Sonucu alıyorsunuz. X, Y, Z. Adamın vermiş olduğu bu sayının tamam mı? Tersine böleceksiniz. Tersine. Yani 32'ye böl, bırak buradaki AB sayısı çıksın. Bunun en basit kuralı bu. Çünkü bu şekilde çarpma yapılıyor mu? Evet, bu şekilde çarpma yapılıyor. Bak bu şekilde çarpma var ama ben bunu bu şekilde hesaplamayla uğraşmam. Yapacağım tek şey bu. Ters gidiyor. Yaptığım anda zaten böldüğünde 32 sayımız AB olarak çıktı. O zaman söyle bakalım şimdi. AB ile 16'yı çarpıyorum. Bu ters olarak gitmiş. O zaman 1464 sayısı adamın vermiş olduğu bu sayının tersine bölünür. 61'e bölün. Sonra AB'nin gerçeklerini hesaplayın. Burası kaç yapar? 122. Çık kardeşim. 4, 2, bu. Sonra burası 4 yapar. Bizim sayımız 24'müş. O zaman bu da kaç yapar? 64 oradan gelecek. 320, 384. O zaman bu çarpmanın gerçek sonucudur. Tamam. A, B, C, D birer pozitif tam sayı olmak üzere. Yeni alıcı değerler toplamı kaçtır? Şimdi bak şuna dikkat edin. İşlem kısmına baktığınızda bu adam AD eksi BC dediğinde eğer ki A ile B'nin çarpımı çiftse diyor bunu yap. A ile B'nin çarpımı diyor eğer ki diyor tekse diyor çapraza gir topla diyor. Tamam. Şimdi buna göre yeni alıcı değerler toplamı kaçtır? Şimdi başlayalım. A ile B'nin çarpımı. Şu ikisi için konuşuyorum. Benim elimde x sayısı ile x eksi 1'i çarparsam tek mi çıkar, çift mi çıkar? Bu zaten ardışık demektir. Kendisiyle bir fazlasını çarptığımızda çıkıyorsa o zaman burasının kesinlikle ne olması lazım? Çift olması gerekiyor. Biri tekse öteki zaten çift çıkar. Böyle çifte tek fark etmez. O zaman çarpımı çiftse diyor bunu yap diyor. Çapraza gir çarp bunu çıkar. O zaman burası 5 çarpı arkadaşım x artı 1 eksi x'in karşılığı tamam mı? Burası sabit. Bunu buldum. Peki devam ediyorum. Artı. A ile B diyor ki tekse. İyi de ben bunun hiçbir tanesini bilmiyorum. Ya da çiftse. O zaman şunu yapacağım. X ile Y'nin çarpımı tek de olabilir. Arkadaşım x ile y'nin çarpımı da çift de olabilir. O zaman her iki durum için hesaplamak zorundasın. X ile y'nin çarpımı tekse diyor bunu yap diyor. O zaman ne diyor? Çapraz olarak çarp topla. Yani 2y artı x eşitmiş sonuç 16 olabilir. Ya da bu ikisinin çarpımı çiftse diyor birbirinden çıkar. O zaman burası zaten 5 parantezinde x artı 1 eksi x'te artı çapraza giriyorsun. O zaman 2y eksi bunu çıkartıyorsun. X eşittir. Sonuç 16. Ya şeyin mantığı anlaşıldı mı? X de y'nin çarpımı tekse diyor. Çapraza gir topla. X de y'nin çarpımı çiftse diyor. Çapraza gir ama çıkar. Şimdi başlayalım. Bunu dağıtırsak 5x, 4x burası topladığımızda 5x çıkacaktır. Artı 5. Tamam. Buradan artı 2y eşittir. 5'i bu tarafa attığımda 11. Denklemlerden biri bu. Ötekine geliyorum. 5x, 4x. Burası kaç yaptı? O zaman 3x artı 2y'nin karşılığı eşittir. 5'i at diğer tarafa 11. Diğer çarpanlardan biri de bu. Şimdi artık değer vermeye başla. Bu değeri topladığımızda 11 çıkabilmesi için. 11 olması için. Başlayalım. Hangi değeri verebiliriz? Buna 1 verirsem geriye 6 kalacak. Buradan 3 gelebilir. Değerleri böyle yazdım. Peki buna geliyorum. Toplam 11 olacak şekilde.
Arkadaşım buna 1 verirsem 3, 8, 8'i 2'ye bölersen 4. Değer vermeye başla. Çaprazlama metoduna girebilirsin. Bunu 3-3 arttırırsam 7, değil mi? Pardon. Bunu 3 azaltırsam 1, bunu 2 arttırırsam 3. 3 çarpı 3, 9, 2, 11. O zaman diğer değerler de bakın burada çıktı. Y'nin alabileceği değerler toplamı. Kaç çıkıyor y'nin alabileceği değerler toplamı? 3, 7, 8, değil mi? Ama cevap ne? 7. Neden? Yukarıda sen tanımı boşuna yapmadın. X ile y'nin çarpımı da çift olması lazım. Bununla bunun çarpımı çift. Bununla bunun çarpımı tek yapar. Bunu kabul etmez. 1 ile 3'ün çarpımı tek. Doğru mudur? O zaman kabul. Alabileceği değerler ya 3 ya 4. Toplamında kaç yapar? 7'dir. Onun için yukarıda siz tanımı eğer ki yapıyorsanız o zaman o tanıma göre hareket etmek zorundasınız. Tanıma göre gidiyorsunuz. Tamam.